Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık anahtarlık veya çanta süsü de diyebiliriz. Bu güzel topları yapacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Günde 10 tane, 20 tane yapabilirsiniz. Dediğim gibi ister anahtarlık olarak kullanabilirsiniz, isterseniz evcil hayvanlarınıza verebilirsiniz oyuncak olarak. Tamamen size kalmış nerede kullanmak istediğiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Papatya'nın %100 koton iplerini kullandım arkadaşlar. 3 renk ip kullandım. Sizler yine renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tığımdan bahsetmek istiyorum. Kullandığım tığ numarası 2 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlı bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve unutmadan eğer bu iplerden temin etmek isterseniz hemen videonun altına linkini koyuyorum arkadaşlar. Linke tıklayarak istediğiniz ipleri uygun fiyata satın alabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ben zincirli başlıyorum. Toplamda 30 tane zincir çekeceğim. Siz yapmak istediğiniz topun büyüklüğüne göre zincirinizi çekebilirsiniz. Bunu 30 zincirle yaptım. Diğer küçük olanıysa 20 zincirle başladım arkadaşlar. Sizler daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Ben bu topun aynısını yapacağım. Yine 30 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi bunu bir halka haline getireceğim. Şöyle düzgün bir şekilde tutuyorum. Ve ilk zincirin şöyle alt ilmeğine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle bir halka elde etmiş oluyorum. Şu arkadaki ipi de yürüterek öreceğim. Burada iki zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen dibine batıyorum. Ve arkadaki iple beraber örüyorum. Şöyle 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Yani tekli trabzan. Sayılarımız hep aynı olmak zorunda. 30 tane zincir çekmiştim. 30 tane tekli trabzanımız olması gerekiyor. Bakın, şununla beraber örüyorum. Tek tek zincirlere batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek zincire batıp tekli trabzan yapalım. Evet. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. İlk sıramı yapmış oldum. Toplamda 5 sıra öreceğim. 2 zincirle başlıyorum. Tığın başını doladım. Hemen dibine batarak başlıyorum. Ve muhakkak sayıyorum ben. Toplamda 30 tane tekli trabzanım vardı. 30 tane tekli trabzan olarak 5 sırayı bitireceğim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Yine her bir tekli trabzanın tepesine batarak tekli trabzan yapalım. İkinci sıramı bitirdim. Yine ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım.
Çektiğimiz zincir haricinde ikinci sıradayım. 2 zincir çekiyorum ve üçüncü sırayı yine dibinden başlayarak başlıyorum. Yine tekli trabzan. Şu an üçüncü sıradayız. Toplamda 5 sıra bu şekilde her bir trabzan tepesine tekli trabzan yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Ben 5 sırayı örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Ve ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum. Daha sonra saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Yeterli bu kadar. Evet. İlk şeridim hazır. Ve aynısından bir tane daha örüyorum. Yine 30 zincirle başladım. 5 sıra ördüm. 2 tane bu şekilde elimizde şeridimiz olacak. Daha sonra şöyle lacivert ipimi alıyorum. Yine 30 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane zincirimi çektim. Bu sefer halka haline getirmiyorum. En son çektiğim zincirden tuttum. 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttum. Zincire batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Bu bölümde tüm zincirlere batarak tekli trabzan yapacağım. Bunu halka halinde yapmıyorum. Bu şekilde öreceğim. Yine tekli trabzan yapacağız. 5 sıra. Bu şekilde tek tek zincirlere batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine 30 tane tekli trabzanım var. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım, hemen dibine batarak yine sayarak devam ediyorum. 30 tane tekli trabzanım olacak. Tek tek trabzan tepelerine batarak tekli trabzan yapıyorum. Yine burada da 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. 5 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 5 sıra ördüm. Hemen burada bir zincirimi de çektim. İpimi uzunca keseceğim. Çünkü dikeceğiz. Şöyle uzunca kesiyorum. Şöyle içinden de geçirelim. Çözülmesin. Evet. Hemen şöyle, ben yün iğnem var. İğnemi hemen geçirip geliyorum. Evet, iğnemi, ipimi iğneme geçirdim, geldim. Evet. Hemen şöyle dikkatlice izlemenizi istiyorum. Bakın. Şu halkayı şunun içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra bu uzun parçayı alıyorum. İp olmayan kısmını sarının içinden geçirdim. Bakın şu şekilde. Daha sonra o düzelecek. Şu şekilde. Evet. Daha sonra şöyle iyice çekelim. Şurası kısa kalsın. Evet. Şunu tekrar sarının içinden geçireceğim. Elyafı koymadan tam olmuyormuş gibi gelecek. Hiç endişelenmeyin. Bu verdiğim sayılar tam uyuyor arkadaşlar. Şöyle
elimle düzeltiyorum. Evet, bakın bu şekilde olacak. Eğer tam manasıyla anlayamadıysanız videoyu başa alabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Daha sonra bunun hemen arasından şöyle benim boncuk elyaflarım var. En sonunda alabildim. Eğer sizde elyaf yoksa, ben önceden öyle yapıyordum, artık iplerimle dolduruyordum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Kullanmadığınız artık ipleriniz varsa artık iplerinizle de doldurabilirsiniz. Valla güzel oluyor. Ben yapıyordum elyafım olmadığı zaman. Sizler de deneyebilirsiniz. Şöyle alabildiği kadar dolduruyorum. Bakın hemen top haline geldi zaten. Bu şekilde ben iyice dolduruyorum. Biraz daha koymak istiyorum. Çok güzel oluyor. Ben böyle bir sürü yapmak istiyorum hediyelik. Hem çok kolay hem de inanılmaz çok hoşuma gitti. Zaten hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Instagram'da yabancı bir sayfada gördüm arkadaşlar. Böyle hızlıca belki sizler de görmüşsünüzdür. Hızlıca yapıyor. Hızlı çekim halinde görebildiğim kadar yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel olmadı mı? Hemen bunu buradan şu şekilde dikeceğim. Bence yeterli. Hemen şöyle şuradan başlayalım dikmeye. Dikiş konusunda pek iyi değilim biliyorsunuz. Ama sizler için dikiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi diktim. Şöyle şey olmasını isterseniz daha böyle sıkı bir kat daha üzerinden geçebilirsiniz. Şimdi şöyle arkadan şöyle bir ortaya geleyim. Şu dikiş yerine gelmek istemiyorum çünkü. Şuradan çıkacağım. Nereden çıkalım? Şöyle şuradan çıkalım. Yine mavi taraftan çıkacağım bakın. Şöyle mavi taraftan çıktım. Bu dikiş işlemim burada bitti. Buradan çıktım. Hemen iğnemi çıkardım. Şurada ilk şöyle trabzan tepesine batıyorum. Bir zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eğer çantaya yapacaksanız daha uzun yapmanız lazım. Çünkü çantanın içinden geçireceksiniz. 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Daha sonra yine aynı yere batıyorum. Ve şöyle kaydırmayla bir saniye nazar değdi. Şöyle hemen kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim, sıkılaştırdım. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen içten saklıyorum ipimi. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Bundan herhalde günde 5, 6, 10 taneye kadar yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, topumuz bitti. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle diyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Evet,
Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.